Kayu, ne kadar büyüdün oğlum? I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Kayu. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Kayu. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Kopyacı Clementine. Evet çocuklar, müzik çemberi zamanı. Müzik çemberi Kayu'nun en sevdiği şeylerden biriydi. Ve Clementine, Kayu'nun en sevdiği arkadaşlarından biriydi. Clementine, sana bir yer ayırdım. Teşekkürler Kayu. Bugün özel bir müzik çemberimiz var. İnsanların genelde geri dönüşüm kutularına koydukları şeylerden kendi enstrümanlarımızı yapacağız. Harika! Harika! Çok güzel Jeffrey. Davul mu? Ama ben davul yaptım. Bak, davulumun sopaları var. Ne müthiş bir davul Kayu. Sen ne keşfettin Clementine? Ben de davul yaptım ama bakın ne yapıyorum. Harika. Clementine, sen bizim için ritim tut. Biz de diğer enstrümanlarla sana katılalım. Kayu, Bayan Martin'e davulun kendi fikri olduğu için önce olması gerektiğini söylemek istiyordu. Ama artık çok geçti. Leo? Güzel. Jeffrey ve Jason. Şimdi Saviye. Ve Kayu. Herkes güzel çaldı. Başlangıcı yaptığın için teşekkürler Clementine. Hiç adil değil. Clementine benden kopya çekti. Ertesi gün Kayu Clementine'ın davulunu kopya ettiğini unutmuştu bile. Şu dağ için bir yol yapacağım. Hey, bu buldozerim olsun. İyi fikir. Bak bir garaj. Vay, güzel yol. Arabamı sürebilir miyim Clementine? Tabii. Benim yolumda sürebilirsin Leo. Teşekkürler. Belki sonra. Bunun garajı var bak. Kayu'nun biraz canı sıkıldı. Yol inşa etmek onun fikriydi. Clementine'ın değil. O sadece kopya etmişti. Kayu sabırsızlıkla yemek saatini bekledi. Bugün herkesin evden atıştırmalık getirme izni vardı. Üzgünüm, yer yok Clementine. Bu tarafta yer var. Bende havuç var. Sende ne var Kayu? Neden? Onu da mı kopya edeceksin? O gece Kayu hala Clementine'a kızgındı. Mesele nedir Kayu? Clementine bir kopyacı ve bundan hoşlanmıyorum. Kopyacı? Neden yaptığını anlatmıyorsun?
Önce davulumu kopya etti. Sonra kumda yaptığım yolu kopya etti. Anladım. Ama eminim yine de canını sıkmak için yapmamıştır. Clementine arkadaşın. Öyle değil mi Kayyu? Evet, sanırım. Bugün hepimiz güzel kuşlar yapacağız çocuklar. Herkes kendininkini istediği gibi süsleyebilir. Oturabilir miyim Kayyu? Tamam. Benim yaptıklarımı kopya etme. Yaptıklarınızı beğendim çocuklar. Jeffrey, o gözleri kuşuna yapıştıracaktın. Kendine değil. Kuşuyla öyle gurur duyuyordu ki göstermek için sabırsızlanıyordu. Kayu, kuşun çok güzel. Kuyruğuna bayıldım. Ben de öyle yapacağım. Ama Clementine, kopya çekiyorsun. Oo, ne çok kırmızı tüy yapmışsın Jeffrey. Birkaç tane de kuşuna koyalım. Oo, aman Allah'ım. Şu uzun kanatlara ve kuyruk tüylerine bakın. Clementine, neden önce sen kuşunu sınıfa anlatmıyorsun? Kayu, ilk önce Clementine'ın kuşunu anlatmasının adil olmadığını düşünüyordu. Bu renkli bir kuş. Tüylü kanatlar yapma fikrini nereden buldun? Fikri bana Kayu verdi. Bu işte çok iyi. En iyi davulu yapıyor ve harika yollar inşa etmeyi biliyor. Ve kuşunu da görünce benimki daha güzel olsun istemiştim. Böyle söyleyince Kayyu paylaşmaktan zevk alıyordu. Clementine sadece fikirlerini beğendiği için onu kopya ediyordu. Aferin sana Kayyu. Fikirlerini başkalarıyla paylaşman çok güzel bir davranış. Teşekkürler. Ve teşekkürler Clementine. Galiba Jeffrey de başkalarıyla paylaşmak istiyor. O günden sonra Kayyu Clementine'ın ondan kopya çekmesini umursamadı. Onun fikirlerinden ne kadar hoşlandığını bilmesi onu mutlu ediyordu. Kayyu'nun posteri. Biraz şeftali lazım Kayyu. Kayyu annesine markette yardım etmeyi seviyordu. Şeftali tamam. Sırada elma var. Acaba iri elma mı dedi? Şunlara bakın. Bugün inanılmaz güzellikte elmalar getirdim. Bir çiftçinin organik ürünü. Elmaya bayılırım. Ben de öyle. Ve taze elma neden iyidir biliyor musun Kayyu? Çünkü elmalı tartta inanılmaz lezzetli olur. Bunlarla çok güzel elma sosu olur diyecektim. Ama senin cevabını da beğendim. Listende başka ne var? Oo, bunlar ne güzel çizimler. Bunları annen mi çizdi? Hayır, ben çizdim. Kayyu resimlerinden bazılarını Ted'e gösterdi. Araba, roket ve hatta Gilbert'ın resmi. Marketin camını asmak için bir poster yapmak ilgini çeker mi? Evet. Neyin posteri? Sonbahar kutlaması olabilir. Mesela ağaçlar, yapraklar. Hatta sana bunun için bir sürü elma verebilirim. Gerçekten mi? Aha. Hatta resmini yerel gazetede bile çıkarttırabiliriz. Pekala çocuklar, sanat saati. Ne yapacaksın Kayyu? Büyük marketteki Ted bir poster çizmemi istedi. Hatta gazetede bile çıkabilirmiş. Ay! İşte bu harika bir fırsat Kayyu.
Hepimiz senin adına çok heyecanlandık. Peki ne çizeceksin? Belki meyve ağaçları ve sebzelerle bir bahçe ve elinde kırmızı elma tutan Ted. Ve bir tavşan? Belki. Gayo posterine başlarken çok heyecanlıydı. Önce birkaç elma ağacı çizdi. Bu doğru görünmüyor. Bu da güzel olmadı. Belki de o kadar iyi resim yapmıyorum. Kayu'nun morali bozuldu. Ama birden başkasının çizimlerini gördü. Şuradaki senin resmin değil mi Leo? Aha. Güzel. Benim için birkaç elma ağacı çizer misin? Tabii ki. Bu elma ağaçları harika oldu. Ama benim sebzelerim... Ezilmiş bal kabağı. Affedersin. Benim çizimim iyidir. Senin için bir havuç çizebilirim. Bir de tavşan tabii. Tamam. Teşekkürler Clementine. Tavşana bayıldım. Şimdi renklendireceğim. Caillou, Jason'ın çizgileri taşırmadan çok güzel boyadığını fark etti. Jason, posteri boyamamda bana yardım eder misin? Evet, tabii. Yardım edeyim mi? Çok güzel insan çizebilirim. Harika, sen de Ted'i çiz. Ted nasıl biri? Uzun boylu sayılır. Bol bol gülmeyi seviyor ve... evet, mavi bir gömlek giyer. Bu nasıl? Aynen ona benzedi. Bir şey eksik. Buldum, güneş. Caillou posterle gurur duyuyordu. Çok güzel olmuş Caillou. Şimdi elmamı alabilir miyim? Eminim Ted yakında sana bolca verir canım. Caillou, resmini çok beğendim. Sen gerçek bir sanatçısın. Teşekkür ederim. Ted Caillou'nun resmini gazetede bastırabileceğini söyledi. Herhalde çok heyecanlısındır. Ne müthiş değil mi Leo? Evet, sanırım. Şu ağaçlara ve sevimli tavşana baksanıza. Harika. Caillou insanların posteriyle ilgili güzel şeyler söylemesine bayılıyordu. Ama bu güzel şeylerin bazıları arkadaşlarının çizimleri sayesinde söyleniyordu. Al bakalım Caillou. Müthiş posterin için kocaman bir elma paketi. Bunu hak ettin. Teşekkür ederim Ted. Annen yarın seni getirecek. Gazete için seninle eserinin yan yana fotoğrafını çekeceğiz. Tamam mı? Tamam. Peki neden hiçbir şey söylemedin? Posterine yardım ettim. Ve Clementine, Jason ve Jeffrey de etti. Biliyorum. Görüşürüz. Ama bu benim posterim olacaktı. Ne oldu Caillou? Bir sorun mu var canım? Evet. Poster için. Ben... Hepsini tek başıma yapmadım. Anladım. Leo yardım etti mi peki? Aha. Ben güneşi çizdim. Leo da ağaçları çizdi. Clementine tavşanı çizdi. Diğer çocuklar da yardım etti. Anlaşılan bunu bir grup olarak beraber yapmışsınız. Evet. Ted'e yardım aldığımı söyleyebilirim. O da herkese bunu birlikte yaptığımızı anlatır. Ve nasıl olacak biliyorum. Pekala, şimdi kocaman gülümseyin. Elma sosu din. Elma sosu. Bu fotoğrafa bizi de davet ettiğin için teşekkürler Caillou. Posterde hepimiz çalıştık. Bu yüzden fotoğrafta da olmalıydık. Gazeteye çıkacağımıza inanamıyorum. Harika. Çok lezzetliymiş. Şimdi bir fotoğraf daha çekelim. O gün Caillou gerektiği zaman nasıl insanların hakkının verileceğini öğrendi.
Ve arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek çok hoşuna gitti. Oyun evinde buluşma. Bugün Kayu'nun evinde büyük bir gündü. Babası Kayu ve Rosie için yeni bir oyun evi yapıyordu ve neredeyse bitmek üzereydi. Sana limonata getirdim. Ah. Çok teşekkür ederim. Keşke yardım edebilsem. Ah. İnan bana, limonata getirmen en büyük yardım. Ayrıca evi siz süsleyeceksiniz. Merhaba Kayu. Neredeyse bitmiş. Artık bitti sayılır. Tek eksiği Kayu'nun son eklemeleri. Ben onu istediğim gibi boyayacağım ve içine eşya koyacağım. Perde de ister misin? Eski perdelerimi verebilirim. Boyamaya da yardım edebilirim. Kendi fırçalarım bile var benim. Tamam. Yaşasın. Ben fırçalarımı getireyim. Bir de perdeleri. Çok eğlenceli olacak. Eğlenceli de oldu. Kayu ile Sera oyun evinde çok çalıştılar. Temizlediler. Yan duvara bahçe resmi yapıyorlardı. Babasının eski perde çubukları sayesinde Sera'nın perdelerine bile taktılar. Sonra Sera oyun evi için bir şey daha düşündü. Mobil telefon. Geçen yıl annemle yapmıştık bak. Gerçekten çalışıyor mu? Aha. Ne kordonu düz tuttuğun sürece. Hadi deneyelim. Ben oyun evine gireyim, sen de beni ara. Tabii Rosie de davetli olursa. Yaşasın. Hey. Cumartesi yapabilirsin. Baban herkese yaban mersini çörek yapmana yardım eder. O çöreklere bayılırım. Teşekkürler anne. Çok mu koydum? Hayır, yeteri kadar. Alo. Merhaba Sera. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Bir dakika, Kayı'yı çağırayım. Sera sana bir şey söyleyecekmiş. Merhaba Sera. Merhaba Kayı. Çok fena grip oldum. Annem iyileşmeden oynamaya gelemeyeceğimi söylüyor. Çünkü size de bulaştırabilirmiş. Hayır. Üzgünüm. Oyun evi kutlamamız için çok kötü oldu. Biliyorum. Seni özleyeceğiz. Yani yine yapacak mısın? Tabii. Ben hasta değilim ve çörekleri de yapıyoruz. Tamam. Yapın o zaman. Ben size eğlenmenize bakın. Teşekkürler Sera. Hoşça kal. Sera davetinle ilgili ne dedi? İyi eğlenceler dedi. Gerçekten mi? Çok nazik davranmış. O iyileşene kadar daveti erteleyeceğini sanmıştım ama anlaşılan onun için fark etmiyor. Ama Kayu çok emin değildi. Yoksa fark ediyor muydu? Ring ring. Merhaba, ben Clementine. Girsene.
teşekkürler. Sara bana yardım etti. Bahçe resmini çok beğendim. Teşekkürler. Sara ile birlikte yaptık. Anlaşılan Sara çok yardımcı olmuş. Peki o neden yok? Bugün hastalanmış. Ama gerçekten gelmek istedi. Merhaba, yemek geldi. Alın bakalım sandviçler, meyveler ve... Yaban mersinli çörekler. Yaban mersinli çöreğe bayılırım. Sera da öyle. Her şey yolunda mı canım? Keşke Sera da burada olsaydı. Belki şimdi daha iyidir. Aa, hiç sanmıyorum tatlım. Belki de davet için beklemeliydim. Sera iyileşene kadar. Sera'ya biraz çörek götürmemi ister misin? Evet, lütfen. Anne, Sera'ya bir şey daha götürür müsün? Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Aa, merhaba Sera. Kayu sana bunları gönderdi. Teşekkür ederim. Ayrıca bir şey daha vermemi istedi. Seni özledik. Rosie özledi. Ben de sizi özledim. Çörekler için teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki evin etrafında bir sürü kablo bırakmışız. Hey, iyileşince bana da telefon yapar mısın? Bana da. Tabii yaparım. Sera çok iyi bir arkadaştı. Kayu bunu bilmesini istiyordu. Bir teneke kutu aracılığıyla olsa da.